Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün yine alt çimeninin kalemle yapılan bir model tarif edeceğim. Modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zarif bir model. Kolay bir model. Bu şekilde yuvaları kalemle yapılıyor. Kalemle çimenini yaptıktan sonra üzerinin papatyaları yapılıyor. Hem kolay, görünüşü de çok tatlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zarif bir model. Papatyalar dallarda açan papatyalar. Şimdi modelimizin arkadaşlar yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Bu iki dalımızın arasına iki tane papatyamızın arasına bu şekilde 10 tane arkadaşlar tığ battı mesafesi veriyorum. Burada 9 tane oldu. 10. içinde iki tane zincirimi çekip bu şekilde arkadaşlar 10 tane tığ battı ara mesafesi verdim. İki defa tığımın başını doluyorum. Hemen bir tane atlayıp ikinci tığ battımın içine 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum ve bir zincirimi çekip ipimi uzatıyorum arkadaşlar kalemimi taktım şimdi buradan ilmek trabzanın içine yuva edinip ilmek toplayacağız bir iki zincir kalemimi taktım bu ikinci ilme. aynı şekilde bir iki zincir kalemime taktım bu üçüncü bir iki zincir dördüncü, beş, bir, ikinci, altı. Yine yuvanın içine giriyorum. Yedi. Yine yuvanın içine giriyorum. Bir, iki. Bu da sekizinci. Bu şekilde arkadaşlar kalemime 8 tane ilmeğimi topladım. Yine bu yuvamın içine girip bir sık iğne. Bir de trabzanı yaptım. Tığ battığının içine girip ikinci sık iğne. Bu şekilde. Arasına 10 tane arkadaşlar ikişer zincir çekerek mesafe veriyorum. Bu birinci. Bu ikinci. 3 5 2 zincir 4 5 6 7 ve 8 9 10 10 tane arkadaşlar bu şekilde mesafe gayet fazla bile arkadaşlar az değil. 2 defa tamam başına doladım. Bir tığ battı atlıyorum. ikinci tığ battımın içine bir, iki, iki, iki alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi uzattım. Şimdi arkadaşlar bu daha önce yaptığımızı şöyle kıvırarak bu şekilde aparattan çıkarıyoruz. 8 ilmeğimizi buraya takıyorum. Siz devam ettirebilirsiniz. Bunu 5 numara şişle veya uzun bir kalemle arkadaşlar. Kameraya sığması açısından ben böyle biraz daha küçük kalem kullanıyorum bir iki tane zinciri çektim trabzanımın içinde ve kalemime taktım bu şekilde yine aynı şekilde arkadaşlar trabzanın içine girip iki zincirimi çekiyorum çünkü o trabzan aralım benim yuva ve ilmeğimi kalemime takıyorum 3 aynı şekilde trabzan arasına girip kalemime takıyorum 4 1 2 zincir 5 1 2 zincir 6 Toplamda 8 tane topluyoruz. 7. için iki zincir, 1 2 ve 8 zincir sonuncu ilmeğime de iki zincir çekerek kareme arttım. dibine arkadaşlar bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen trabzanı yaptığım bu tığ battımın içine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. 8 ilmekten sonra sık iğnelerini yapıyorum. Buraya tığ battımın içine tığ battı yaptım. Aynı şekilde arkadaşlar demin yaptığımız gibi 2 zincir çekerek buraya bu şekilde 10 tane tığ battı arası mesafesi vereceğiz. Sonra bu trabzanı yapıp kalemimize ilmeklerimizi toplayacağız. Şimdi arkadaşlar papatyaların nasıl yapıldığına geçelim. Bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın. 10 tane tığ battı. İkizşer zincirli tığ battı mesafesi arası bu kadar. Şimdi tığ battığımızın yapımına geçelim. pardon papatyamızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Burada 8 tane ilmeğimiz var. 8 tane ilmeğimizin arkadaşlar şu şekilde yarısını dördünü alıyorum dördünü dışarıda bırakıyorum şu şekilde toplayıp sık iğne yapıyorum tam ortasında 3 tane zincir çekip bir defa tığımı doladım hemen yeşil yuvaya girip 1 2 2 zincirimle beraber 2 tane trabzanım oldu buraya 5 tane trabzan yapıyorum 3 bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 4 oldu 3 zincirimi çektim arkadaşlar. Yeşil yuvaya girip kapattım. Buraya bir tane papatya yaprağı yaptık. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum. 1 2 2 aynı işlem. Bir defa doluyorum. 1 2 2 bu şekilde arkadaşlar trabzan yaptım yine bir defa doladım 1 2 2 4 oldu. hemen 4 tırabzan olunca 3 tane zincirimi çekip buradaki arkadaşlar bakın yeşil yuvaya sık iğne ile kapattım 3 zincir bir defa doluyorum 1-2-2 bir defa doladım 1-2-2 3 2. seferde aldım bu şekilde 4 tane tırabzanı yapıyorum ve 4 trabzan olduktan sonra 3 tane zincirimi çekip yine yeşil yuvamın içine sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane buraya papatya yaprağı yapmış olduk. 3 tane zincir çekiyorum. Geri kalan bu 4 tane ilmeğimi de arkadaşlar şöyle dönenleri düzelterek dördünü birden buraya topladım. Sık iğne ile sabitledim ve 3 zincir çekerek yine aynı işlemi buraya da yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane daha buraya papatya yapacağız. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan zincirimle beraber 2 trabzanım oldu. 3, 4, 4 tane trabzan olunca 3 zincir kapat. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 2, 3. 4. 4 trabzan, 3 zincir. Yaprağı kapatıyoruz sık iğne ile arkadaşlar. Hem de buraya bu 3 zincirimiz 5. trabzanımız olmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 1 2 2 4 3 zincir sık iğne ile kapat bu 5. zincir İpimi kopardım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu şimdi öbüründe mavi renkle yapalım Evet arkadaşlar. Bu sefer de mavi renkli yapalım papatyalarımızı. İlk 4 tane ilmeğimi topluyorum. Şöyle tam ortasından geçirip sık iğne ile arkadaşlar buraya sabitledim. 1 2 3 zincir bir defa doluyorum ve aynı sık iğne ile sabitlediğim yuvadan 1 2 2 Zencirimle beraber iki tane trabzanım oldu. 1, 2, 2, 3. Toplamda arkadaşlar 4 trabzan yapıp hemen 3 zincirimi çekip 5. trabzan olarak bu şekilde papatyamı kapatıyorum. Yine 3 zincir. Bir defa doladım. Oyanın yapımı gördüğünüz gibi gayet kolay arkadaşlar. Daha da kolay modeller. Yapar mısınız? Modeliniz zor demeyin. Bakın. Yapılışı gayet kolay. Hem de değişik bir çimenlerin üzerinde arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. 1 2 2. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3. 4 3 zincir yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 tane papatyamız olunca 3 tane zinciri köprü olarak kullanıp yine diğer arkadaşlar bu 4 tane ilmeği tığıma şöyle dönük olup olmadığına bakarak topluyorum. Aynısından arkadaşlar yine buraya da 3 tane papatya çalışması yapacağız. 3 zincirimle başladım. Bir defa doladım. 1 2 2. Bir defa doluyorum. 3 1 2 2 4. 3 zincir kapattım buraya. 1 2 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2. 1 2 2 3 zincir kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar 3 zincir bir defa doladım. 1 2 2 1 2 2 3 4 1 2 3 zincir kapattım arkadaşlar papatyamı bu şekilde bir tane de zincir çekiyorum ipimi koparıyorum bakın gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum hemen ipimi yakıp dönüyorum evet arkadaşlar bakın modelimiz kalıp gibi hemen arkadaşlar ipimi yakar yakmaz karşınızdayım hiç ütülemediğimiz halde şu duruşa bakın arkadaşlar çok şahane. Böyle kalıp gibi bir model oldu. Evet. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin arkadaşlar. Bu şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.